Moria mülteci kampı yangınının dijital canlandırması Forensic Architecture (FA) projesi, Moria kampındaki trajediyi ve Moria 6 olarak bilinen davada sanıkların masumiyetini ortaya koyma çabalarını ön plana çıkaran önemli bir çalışmadır. FA, Moria kampı yangınına ilişkin bir adli canlandırma videosu hazırlayarak yangının doğal sebeplerle yayıldığını ve tanık ifadelerinin güvenilir olmadığını ortaya koydu. Bu canlandırma Moria 6 davasında haksız yere suçlanan 6 Afgan gencin hukuki savunmasında kritik bir delil niteliği taşımaktadır. Moria Mülteci Kampı, 2015 yılında Midilli ve Türkiye'ye yakın diğer Yunan adalarına gelen göçmenler için geçici bir barınma alanı olarak kuruldu. İlk başta insanların Avrupa'ya dağıtılmadan önce sığınma taleplerini kaydettirebilecekleri bir kabul ve kimlik tespit merkezi olarak tasarlandı. Ancak göçmenlerin yoğun akını nedeniyle kamp hızla kapasitesini aşarak uzun vadeli bir yerleşim alanına dönüştü. Başlangıçta 2800 kişi için tasarlanan kamp, 2020 yılının başlarında 20.000 kişiyi aşarak büyük bir nüfusa ev sahipliği yaptı. Kamp temel insani barınma koşullarından yoksundu ve temizlikle hijyen dahil en temel ihtiyaçları karşılayamıyordu fiziksel, psikolojik ve cinsel istismar olayları sıklıkla rapor ediliyordu. Kamp sakinleri kamptan ve adadan ayrılma talepleriyle protestolar düzenledi ancak hükümet protestoları polis gücüyle bastırdı. 8 Eylül 2020'de Moria kampında ilk COVID-19 vakası teşhis edildi. İki gün içinde kampı tamamen tahrip eden yangınlar meydana geldi. Binlerce kişi yerinden edildi ve barınaksız kaldı. Yunan hükümeti, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle geçici bir kamp kurdu. Moria kampını terk etmek zorunda kalanlar, adadan tahliye edilme taleplerine rağmen zorla bu yeni kampa yerleştirildi. İki yıl sonra bu geçici kamp, midil kontrollü kapalı erişim merkezi Lesvos CCAC olarak adlandırıldı ve halen faaliyet göstermeye devam ediyor. Yangınların ardından 6 Afgan genç gözaltına alındı ve kampı yakmakla suçlandı. Gençler keyfi olarak tutuklandı ve suçlu ilan edildiler. Dava dosyası ayrıldı. 2 sanık çocuk mahkemesinde yargılandı, diğer 4 sanıksa yetişkin olarak yargılandı. 6 sanıkta Legal Center Lesbos, LCL avukatları tarafından temsil ediliyor. Çocuk Mahkemesi'nde yargılanan iki sanık Mart 2021'de suçlu bulundu ve cezaları Haziran 2022'de onandı. Yetişkin olarak yargılanan dört sanıksa Haziran 2021'de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmalarda ciddi hukuki hatalar yapıldı ve sanıkların hakları ihlal edildi. Özellikle savcılığın tek bir tanığın ifadesine dayanması, Belgelerin sanıkların ana diline çevrilmemesi ve sanıkların suçlamaları anlama imkanı bulunmaması önemli sorunlardı. Efe'in hazırladığı rapor ve video canlandırması Mart 2023'te yayınlandı ancak temiz duruşması Mart 2024'de ertelendi. Efe'in canlandırma projesi, Moriya'daki insani olmayan koşulları gözler önüne sererek bir karşı hafıza oluşturuyor ve mültecilere yönelik devlet egemen anlatılara meydan okuyor. Efe'in delilleri Mart 2024'teki temiz duruşmasında değerlendirilecek. Canlandırma, kamu söylemine katkıda bulunarak Moria altı kavuşturmasına ilişkin anlatıyı şekillendiriyor ve farklı sivil toplum örgütleriyle aktivistlerin adalet arayışında işbirliklerini güçlendiriyor. Efe'in canlandırma projesi The Guardian, Radio France, Avrupa Mülteciler ve Sürgündekiler Konseyi gibi birçok kamusal platformda yer aldı ve ayrıca Moria'daki yangının mültecilerin terk edilmesine dair politikaların bir sonucu olduğunu vurguluyor. Efe'in Moria kampı yangınına ilişkin dijital canlandırması, ötbas edilen gerçekleri gün yüzüne çıkararak Moria altı sanıklarının adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini gözler önüne seriyor. Sanıkların suçlanma süreci Yunanistan'ın göçmenlere yönelik haksız suçlulaştırma politikalarının bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.